Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 9. ünitemiz olan Environment, çevre ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book, page 108. Sayfa 108 ile başlayabiliriz. Part 1. Look at the pictures. Resimlere bakınız. What do you know about them? Onlarla ilgili, onlar hakkında ne biliyorsunuz? Verilen kelimelerimizin bir telaffuzlarını yapalım. Daha sonra devam edelim. A. Air pollution. B. Water pollution. C. Global warming. D. Deforestation. E. Solar energy. F. Wind energy. G. Recycle. H. Pesticides. I. Rainforest. J. An eco-friendly bag. K. Plant a tree. L. Nuclear waste. Part 2. Listen and repeat the words. Dinle ve kelimeleri tekrarla. Az önce zaten yaptık. Bunu da sınıf ortamında isterseniz tekrarlayabilirsiniz. Next page. 109. Sayfa 109. Dinleyin ve boşlukları birinci bölümdeki verilen kelimelerle tamamlayın demiş. Let's start the first one. Bir numarayla başlayabiliriz. Water pollution may cause a lot of diseases. Water pollution may cause a lot of diseases. First one is B. Water pollution, su kirliliği. Su kirliliği birçok hastalıklara sebep olabilir. Cümlelerin tamamını tek seferde yazıp gösterebiliriz daha sonra. B. Because of global warming, sea levels are rising quickly. Because of global warming, sea levels are rising quickly. Answer is C. Global warming, küresel ısınma. Küresel ısınmadan dolayı deniz seviyeleri hızlı bir şekilde yükseliyor. C. Deforestation has a negative impact on habitats of land animals. Deforestation has a negative impact on habitats of land animals. Answer is D. Deforestation, ormanların yok edilmesi, hayvanların yaşam alanlarında olumsuz etkiye sahiptir diyoruz. D. Solar energy is one of the best solutions for air pollution. Solar energy is one of the best solutions for air pollution. The answer is E. Solar energy, güneş enerjisi, kirlilik için en iyi sonuçlardan birisidir. E. We must recycle paper, glass and metals. We must recycle paper, glass and metals. The answer is G. Recycle, geri dönüştürmek. Cycle, bisiklet kelimesinden hatırlayabiliriz. Bisikletin tekeri gibi düşünebiliriz bu işareti. Biz metalleri, camları ve kağıdı dönüştürmeliyiz. F. Farmers shouldn't use too many pesticides. Farmers shouldn't use too many pesticides. Answer is H. Pesticides, böcek ilaçları. Çiftçiler çok aşırı böcek ilacı kullanmamalı. G. We must use eco-friendly bags to protect environment. We must use eco-friendly bags to protect environment. The answer is J. Eco-friendly bag. Çevre dostu poşetler veya çantalar. Çevreyi korumak için bu çevre dostu poşetlerden kullanmalıyız. H. Nuclear waste is very harmful for people's health. Nuclear waste is very harmful for people's health. The answer is nuclear waste. Nükleer atıklar insanların sağlığı için çok zararlıdır. Üçüncü bölüme geçmeden az önceki cümlelerin tamamını da Türkçesini verelim. Yaptığımız etkinlikteki tüm cümlelerin Türkçelerini de şöyle gösterelim. Cümleleri daha güzel anlayabiliriz. Şimdi diğer etkinlikle devam edebiliriz. Part 3.
put the words in part 1 into the correct box. Az önceki verilen kelimeleri doğru kutulara yerleştiriniz demiş. Pozitif, olumlu olanları buraya, negatif, olumsuz olanları da buraya yerleştiriyoruz. Let's start. Air pollution, hava kirliliği. Water pollution, su kirliliği. Global warming, küresel ısınma. Deforestation, ormanların yok olması. Solar energy, güneş enerjisi. Wind energy, rüzgar enerjisi. Recycle, geri dönüşüm. Pesticide, böcek ilaçları. Rainforest, yağmur ormanları. Eco-friendly bag, çevre dostu, poşetler, çantalar. Plant a tree, bir ağaç dikmek, fidan dikmek. And nuclear waste, nükleer atık şeklinde tüm kelimelerimizi doğru kutulara yerleştirebiliriz. Part 4, 4. bölümde ise match the problems with the correct sentences. Doğru cümleler ile problemleri eşleştiriniz. Az önceki kelimelerimizden birkaç tanesi verilmiş. Hangi cümleye hangisi uygundur? Onlara bakalım. Let's start the first one. Bir numarayla başlayalım. Lazım olan kelimeleri de şöyle bir çizelim. People cut down large number of trees in forest. Zaten forest kelimesi geçtiğine göre bizim cevabımızda da içinde forest kelimesinin geçeceği bir şey olması lazım. İnsanlar çok sayıda ağaçları ormanlarda kesiyorlar. This is deforestation. Ormanların yok olması diyoruz. Number two. People throw rubbish into the lakes, rivers or seas. Lake, rivers or seas. Bunların hepsi su ile alakalı olduğu için göller, ırmaklar veya denizler. Rubbish de çöp anlamına geliyor. Bu sulardaki çöplere kirletmeye ne diyoruz? Of course, water pollution. Su kirliliği dedik. 3. The temperature of the earth's surface increase. Increase, artmak. Adı üstünde. Crease gibi bir şey. Temperature, sıcaklık. Dünyanın yüzeyindeki sıcaklık artıyor. Dünyanın sıcaklığı artıyorsa buna ne diyoruz? Global warming. Küresel ısınma diyoruz. 4. These are the poisonous chemicals people use them in agriculture. Zehirli kimyasallar ve agriculture, tarım. Tarımdaki zehirli kimyasallar nedir? Of course, F, pesticides, böcek ilaçları. 5. People can't breathe easily because of the vehicle's exhaust fume. Exhaust fume, egzoz gazı. Okunuşu zaten bizim Türkçe'de kullanılan kelime. Araçların egzoz gazları yüzünden breath, nefes almak. İnsanlar kolayca nefes alamıyor dediğine göre A, air pollution, hava kirliliği olarak cevabımızı yazdık. And last one, it has bad effects on life and causes genetic problems for human and animals. Bad effects, kötü etkileri. Genetic problems, genlerle alakalı sorunlar, insanların veya hayvanların genlerle alakalı sorunlarına sebep oluyor. Bu da bizim için nükleer atıklar diyebiliriz. Bu şekilde cümlelerimizi tamamlayıverdik. Şimdi 9'un 1'i etkinlik bölümüne geçiş yapalım. Sayfa 148'e geldik etkinlik için. Look at the words, kelimelere bakınız. Match them with the pictures and write letters below. Aşağıdaki harfleri uygun resimlere yazınız. Dictionary, sözlüğünüzde kullanabilirsiniz demiş. Verilen görselleri resimlerle eşleştireceğiz kelimeleri. Let's start the activity. Etkinliğimize geçiş yapalım. Verilen görsele baktığımızda burada ne anlıyoruz? Of course, pesticides. Böcek ilaçları. Number two is, ikinci görselimiz ise şurada fume, gazlar var. Dumanlar var. Smoke. E. Air pollution. Hava kirliliği. 3. 3 numarada ise ağaçlar yerle bir olmuş. D. Deforestation.
Number 4. 4 numarada güzel bir etkinlik var. C. Plant a tree. Ağaç dikmek. Number 5. 5 numarada dünyamız var. Şıpır şıpır ter damlıyor. Bu da bizim için global warming, küresel ısınma diyoruz. Number 6. 6 numarada bir benzinlik pompası var. Bu da B. Fossil fuels. Fosil yakıtlar olarak kullanıyoruz. Number 7. 7 numarada şu görselimiz, tehlike görselimiz ne için kullanıyoruz? C. Nuclear waste. Nükleer atık için kullanıyoruz. And 8. 8 numarada ise verilen görselimiz tekerlek gibi duruyor. Cycle diyoruz. Recycle. Geri dönüşüm. 9. 9 numarada basit bir görselimiz var. Güneş için kullanılan solar energy, güneş enerjisini kullandık. Ve en sonunda da verilen kelimemiz greenhouse, yani yeşil ev. Türkçesi, tam Türkçesi sera olarak söyleyebiliriz. Burayı da etkinliğimizi bu şekilde tamamlayıverdik. Tekrar sayfa 110'a 110 dönüş yapabiliriz. Let's read. Hadi okuyalım bölümünde. Look at the photo. Fotoğrafa bakınız. What are they doing? Onlar ne yapıyor? Şeklinde bir soru karşımıza çıkmış. Gelen görselde ne yapıyorlar sizce? What are they doing? I think they are reading a newspaper. Gazete okuyorlar. They are also drinking a cup of coffee. Ayrıca bir fincan kahve içiyorlar diyebiliriz. Siz de kendi gördüğünüzü yazabilirsiniz. Read and listen to the dialogue between Dean and Lucy. Why is Dean upset? Oku ve Dean ile Lucy arasındaki konuşmayı dinle. Why, niçin Dean upset? Upset, sad. Mutsuz, üzgün. Niçin üzgün olduğunu dinleyip bakıyoruz. Let's listen. Let's listen. Dean, why do you look so worried? Did you read the newspaper? No, I didn't. What happened? The temperature is rising and the ice in the poles is melting. Really? Why? Global warming. What's behind all this? Of course, us, humans. We're always disturbing the balance of nature. How? What must we do to stop global warming? First, we must use public transportation to prevent air pollution and the increase in temperature. Then, we have to reduce water and energy waste. What else? We mustn't cut down the trees, because they are necessary. For the oxygen, we mustn't use sprays and pesticides on farms. We shouldn't forget that we are responsible for the nature. We have to take actions and do our best. That's okay. Let's give the answer. Hadi cevabımızı verelim. Who is upset in the dialogue? Dialogda kim üzgün? The answer is Dean. Why is he upset? Niçin üzgün? Dean is upset because he is worried about global warming. O üzgün çünkü küresel ısınmadan dolayı endişeli olarak cevabımızı not alabiliriz. Lucy ile Dean arasında geçen konuşmanın da Türkçesini şu şekilde verebiliriz. Cümleleri ve kelimeleri, kalıpları daha iyi görebiliriz. Page 111, sayfa 111 ile devam edelim. Az önceki okuduğumuz metne göre, ikinci bölümdeki metne göre konuşulan fotoğraflara tik atıyoruz. Hadi etkinliğe geçiş yapalım. Bir numaralı görsel konuşmamızda Lucy ile Dean'in konuşmasında geçiyor mu? Public transportation, toplu taşıma. Number 2, ikinci görselimiz var mı konuşmada? No. 3.
3 numaralı görselimizle ilgili bir şey var mı? Water and energy waste. Su ve enerji israfını azaltmalıyız dediği için suyla alakalı bir şey yazabiliriz. And picture D, dördüncü resmimiz. No. And one more, bir diğeri. Güneşimiz, dünyamız güneş gibi yanıyor. Zaten konumuzun tamamı global warming, küresel ısınmayla alakalı olduğu için işaretimizi koyduk. And this is sprays or deodorants. Okay, bu da var. Spreyler ve böcek ilaçları. Bunu da sayabiliriz. Ve son şıkkımız, elektrikle alakalı bir şey var mı? Bunu da energy waste, enerji israfı olarak kullanabiliriz. Picture 4, part 4, 4. bölümde yine okuyun ve doğrular için true, T, yanlışlar için false, F ve no information, bilgi yok ise minus, eksi işaretini koyunuz demiş. Şimdi cümlelerimize geçiş yapalım. Dean is upset because of her friend's behavior. Behavior, davranış. Dean, arkadaşının davranışından dolayı rahatsız, üzgün. Of course, no. Arkadaşının davranışından dolayı değil, küresel ısınmadan dolayı diyebiliriz. Dean is upset because of the global warming olarak cümlemizi düzeltebiliriz. Number 2. Lucy knows what the news is about. Know, bilmek. Lucy, haberlerin neyle ilgili olduğunu biliyor. Biliyor mu? No. No, I didn't. What happened? Hayır, bilmiyorum. Ne oldu ki? Şeklinde cümleyi söylediği için buraya Lucy knows yerine Lucy doesn't know what the news is about olarak cümlemizi değiştirebiliriz. 3. Dean thinks humans disturb the balance of nature. Disturb, bozmak, rahatsız etmek. Balance, denge. Doğanın dengesini insanların bozduğunu düşünüyor Dean. Ve tabii ki biz insanlar doğanın dengesini bozuyoruz. Her zaman cümlesi olduğu için true olarak işaretledik. And one more. Lucy is also worried about endangered animal species. Endangered animal species, dördüncü ünitemizde geçen kelimemizin tekrarı olmuş. Nesli tehlike altındaki hayvan türleriyle ilgili endişeleniyor Lucy. Böyle bir şey var mı? No info. Buraya da eksi yazabiliriz. Not mentioned, bahsedilmemiş olarak da işaretleyebiliriz. Böyle bir şey yok. 5. Lucy thinks people must do something for the environment. Lucy'ye göre insanlar çevre için bir şeyler yapmak zorunda. Yapmak zorunda mıyız? Aynen öyle. Ne yapabiliriz şeklinde cevabını vermiş oluyoruz. Part 5, 5. bölümde ise ikili olarak çalışınız, rol kartlarını okuyunuz ve diyaloglar oluşturunuz. Aşağıdaki rol kartlarına bir bakınız ve şu kelimeleri de kullanabilirsiniz demiş. Örnek cümlemizi de birazdan yapalım. Önce bir rol kartlarına bakalım. You are Lucy. Sen Lucy oldun and you will make a speech on what people must do to protect the environment. Bir tane konuşma yapacaksın. Neyle alakalı? Çevreyi insanlar korumak için ne yapmalı? Bununla alakalı bir konuşma yapacaksın. Roll card B, B öğrencisi ise you are Dean, sen de Dean'sin and you'll make a speech. Sen de bir konuşma yapacaksın. Neyle ilgili? What people mustn't do to protect the environment. İnsanların çevreyi korumak için ne yapmaması gerektiğini konuşacaksın. Böyle rol kartları hazırlıyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. People must plant trees, use solar energy and recycle paper bottles to protect the environment. İnsanlar ağaç dikmeli, güneş enerjisi kullanmalı ve kağıdı, şişeleri çevreyi korumak için dönüştürmeli. Must olarak roll card A kartını yaptık. B kartında ise mustn't, yapmaması gerekenlere. People mustn't destroy rainforest. Use
plastic bags and drive their own car to protect the environment. İnsanlar yağmur ormanlarını yok etmemeli, plastik poşetler kullanmamalı ve çevreyi korumak için işe giderken kendi arabalarını kullanmamalı olarak da mustn't cümlesini yazabiliriz. Siz de istediğiniz tarzda cümleler yazabilirsiniz. Emily and her father decided to make a plant your own tree campaign. Listen to them. How does Emily feel about the campaign? Page 112, sayfa 112'de Emily ile babası kendi ağacını dik sloganıyla ilgili bir şeyler yapmaya karar vermişler. Onları dinle. How does Emily feel? Emily kampanya ile ilgili nasıl hissediyor? Bunu bulunuz demiş. Let's listen. Honey, you know we cannot live without oxygen, and trees provide oxygen for us. Yes, Dad, but we cannot breathe easily because of pollution. I want to do something. How about starting a plant your own tree campaign? It is a great idea, but I don't know how to plant a tree. It is not difficult. First, wait for the right time of the year and select a proper place for your tree. Then, dig a hole. Place the tree in the center of the hole. Finally, water the newly planted tree. But you shouldn't forget to water it regularly. It sounds easy, so we can plant our own tree. What else should we do to prevent the air pollution? We should reuse paper bags. We mustn't use plastic bags. We have to use solar energy, so we won't leave any poisonous gases into the air. Thanks, Dad. I feel really excited because I will be able to do something for the nature. Sorumuzun cevabına geldiğimizde en son cümleden I feel really excited. Çok heyecanlı olduğunu görebiliyoruz. Cevabımızı da ona göre verelim. Emily feels really excited about the campaign because she will be able to do something for the nature. Doğa için bir şeyler yapacağı için çok heyecanlı diyebiliriz. And part 2, az önceki metnimizle alakalı ikinci bölümümüze geçiş yapalım. Tekrar dinleyiniz. What are they talking about to prevent air pollution? Putecik. Hava kirliliğini engellemek, önlemek için ne konuşuyorlar? Onlara dikkatiniz demiş. Number 1. We should use public transportation, toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız demiş. Böyle bir şey var mı? No. Hayır. 2. We mustn't use plastic bags, poşetler kullanmamalıyız. We have to use solar energy, güneş enerjisi kullanmalıyız. We must buy rechargeable batteries, şarj edilebilir piller satın almalıyız. We have to buy energy efficient vehicles. Enerji etkili araçlar satın almalıyız. Yani enerji tasarruflu araçlar satın almalıyız. Böyle bir şey var mı? Bu da yok. Burada da yeri gelmişken şunu söyleyelim. Should, must, have to. Bunların Türkçedeki hepsinin karşılığı malı ya da meli eki olarak söyleyebiliriz. Sadece zorunluluk dereceleri biraz farklı. Should use kullanmalı, mustn't use kullanmamalı, have to use kullanmalı olarak cümlelerimizi bütün hepsine meli, malı eklerini kullanabiliriz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. And part 3, üçüncü bölümümüz var. Üçüncü bölüme geçmeden az önceki dinleme metninde Türkçesini verelim. Dinlediğimiz metnin Türkçesini de görebiliriz. Şimdi üçüncü etkinliğe geçiş yapalım. Üçüncü etkinliğimizde de look at the pictures and complete the process of planting a tree. Process, süreç ya da yöntem. Resimlere bakınız ve bir ağacın nasıl dikildiği sürecini tamamlayınız. Let's start. First, ilk olarak a proper place.
Az önceki metnimizde de aynıları geçiyor dinleme metninden. Bunlara da bakabiliriz. Uygun bir yer. Select. Seçiniz. Then daha sonra a hole. Bir çukur. Dig. Kazınız. And ve the tree. Ağacı. Place. Yerleştiriniz. Where? Nereye? In the center of the hole gently. Yumuşak bir şekilde çukurun merkezine yerleştiriniz. Finally, son olarak ise the newly planted tree. Yeni dikilmiş fidanı ağacı water. Sulayınız olarak boşluklarınızı tamamlayabiliriz. And next page 113, sayfa 113'teki Let's Speak, Haydi Konuşalım bölümüyle devam ediyoruz. You will make a campaign, bir kampanya yapacaksınız. Neyle alakalı? To protect the environment, çevreyi korumakla alakalı. Look at the photos, fotoğraflara bakınız. And follow the steps below and talk about it. Ve aşağıdaki adımları takip ediniz. Aşağıdaki adımlara da bakarak takibini bir yapalım. Bakalım bizden neler neler isteniyor. Choose a campaign or create one. Bir tane kampanya seç ya da kendin oluştur. Make your own slogans. Kendi sloganlarını yap. Give information about the process. Süreçle alakalı, süreçle ilgili bilgi veriniz demiş. Verilen görsellerle alakalı. Bakalım. Reusing campaign. Tekrar kullanma kampanyası, street sweeping campaign, sokakları süpürme kampanyası, saving electricity campaign, elektriği koruma, tasarruf etme kampanyası, recycling campaign, geri dönüşüm kampanyası, collecting the battery campaign, pil toplama kampanyası, animal saving campaign, hayvanları koruma kampanyası, bunlardan istediğinizle alakalı bir kampanya yapabilirsiniz. Örneğimizde de I'll make a recycling campaign first. İlk olarak geri dönüşüm kampanyası yapacağım. İlk olarak şunu yapmalıyız şeklinde bir örnek vermiş. Biz de benzer bir örnek yapalım. Street sweeping campaign, sokaklar süpürme kampanyası ile alakalı birkaç cümle yazalım. I will make a street sweeping campaign first. İlk olarak I'll inform people about the project. İlk olarak inform, bilgilendirmek. Projeyle alakalı insanları bilgilendireceğim. Then, daha sonra, we'll sweep the streets in our neighborhood. Neighborhood, mahalle. Mahallemizdeki sokakları süpüreceğiz. Our slogan will be clean environment, clean world. Bizim sloganımız da şöyle olacak. Temiz çevre, temiz dünya. Buna benzer örnekleri de çoğaltabilirsiniz. Şimdi sayfa 149'a etkinlik bölümüne geçiş yapabiliriz. Rewrite the sentences with must or mustn't. Must veya mustn't kullanarak cümleleri yeniden yazınız demiş. Let's start. Hemen başlayalım. Cümlelerimizde dikkat edeceğimiz küçük yerler var. Olumsuz olduğunu zaten cümlemizin başındaki don't kelimesinden anlayabiliyoruz. Bunlara dikkat edersek cümleleri çok rahat yapabiliriz. Don't waste water and electricity. Su ve elektriği israf etme cümlesini israf etmemeliyiz derken we mustn't waste water and electricity. Biz suyu ve elektriği israf etmemeliyiz olarak yazabiliriz. Number 2, ikinci cümlede ise switch off, kapat, close kelimesiyle turn off'la aynı. Switch off the lights when you don't use. Kullanmadığın zaman ışıkları kapat. Buradaki don't kelimesi kullanılmış ama biz cümleyi must'la yaptık için don't kelimesi cümlemizin başında verilmemiş. Bu yüzden bunlarla kafamızı karıştırmıyoruz. You must switch off the lights when you don't use. 3. Don't destroy rainforest. Yağmur ormanlarını yok etme cümlesinde don't'la başladığı için we mustn't destroy rainforest. Yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz olarak değiştirdik. Recycle paper, plastic and bags. Kağıt, plastik ve camları geri dönüştür cümlesini
we must recycle paper, plastics and glass olarak dönüştürebiliriz. 5. Use public transportation, toplu taşıma araçlarını kullan cümlesinde we must use public transportation, toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız olarak yeniden yazabiliriz. And next part, bir diğer bölüme geldik. B bölümünde doğru olanını seçiniz demiş. Verilen kelimelerden hangisi doğruysa onu seçiyoruz. Biz çevreyi kirletmek. Çevreyi kirletmeliyiz. Kirletmemeliyiz. Kirletmeliyiz. Must'la should zaten aynı anlamda, yakın anlamda oldukları için ikisini de burada eleyebiliriz. Zaten çevreyi kirletmemeliyiz dememiz gerektiği için Bursa şıkkını işaretleyiverdik. İkinci cümlemizde ise biz kullanmalıyız çevre dostu ürünler. Çevre dostu ürünler ne demeliyiz? Kullanmalıyız. Mustn't kullanmamalıyız. Shouldn't kullanmamalıyız. Basit bir etkinlik olmuş. We must'la tamamlayabiliriz. Biz her zaman bizim yani kendi arabamızı kullanmamalıyız. Must'la should yine yakın anlamlı. Bunları da eledik. For, biz kullanmalıyız yenilenebilir enerji kaynaklarını. Bu kelime de biraz değişik gibi duruyor ancak şuradaki new yeni kelimesinden bunun yenilenebilir olduğunu çıkarım yapabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız derken de must kelimesini kullanmış olduk. 9.3 9.3. bölümünde ise resimlere bakınız ve geri dönüşüm sürecini anlatınız demiş. Verilen kelimelere baktık. Finally, son olarak recycling bins, geri dönüşüm kutuları. Then, daha sonra separate bags, çöpleri, poşetleri ayır. First, ilk olarak sort out glass, paper, plastic, metal. İlk olarak sort, sınıflandır, cam, kağıt, plastik veya metal olarak sınıflandır demiş. Bunları cümle olarak yazalım. First, we must sort out glass, paper, plastic and metal. İlk olarak cam, kağıt, plastik veya metal olarak must sort out, sınıflandırmalıyız. Then, daha sonra we must put these materials into separate bags. Daha sonra da bu eşyaları ayrı ayrı poşetlere koymalıyız. Finally, son olarak we must use recycling bins. Son olarak da geri dönüşüm kutularını kullanmalıyız olarak cevaplarımızı yazabiliriz. Page 114, sayfa 114. Let's read. Haydi oku. Part 1. What can you do to make the world a better place? Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için ne yapabilirsin? What can we do to protect the environment? Çevreyi korumak için neler yapabiliriz de? Sorularla karşılaştık. Bunlara kendimize göre cevaplar yazalım. We can make people aware of harmful effects of environmental problems to make the world a better place. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için insanları çevresel problemlerin zararlı etkileriyle alakalı aware, farkındalık oluşturabiliriz, bilinçlendirebiliriz. We can use our own cars less. Kendi arabalarımızı daha az kullanabiliriz to protect the environment, çevreyi korumak için. If, eğer we use our own cars less often, eğer araçlarımızı daha az sıklıkla kullanıp public transportation more often, daha fazla toplu taşıma kullanırsak air pollution will reduce. Reduce azalmak, hava kirliliği azalacaktır olarak cümlemizi yazdık. Siz de buraya uygun cümleler yazabilirsiniz. Part 2. İkinci bölümümüzde ise read the text quickly and match the pictures with the correct paragraphs. There is one extra. Metinleri okuyunuz hızlıca ve resimlerle doğru paragrafları eşleştiriniz. Bir tanesi fazladan verilmiş diyor. Verilenleri hemen okuyalım.
Deforestation. Deforestation is cutting down the trees severely and illegally. People cut them for many reasons like agriculture, furniture, and paper products. Deforestation has negative effects on Earth. Oxygen in the air decreases, greenhouse gases enter the atmosphere, and the temperature increases. This change threatens a lot of plants and animal species. We should use recycled items such as notebook papers, books, shopping bags to prevent deforestation. We must immediately stop destroying forests. Metnimizin Türkçelerini de peşine verelim. Etkinlikleri daha kolay yapabiliriz. Şimdi ikinci metnimizi okuyalım. Wasting energy. People use energy for many reasons for cooking, lighting, heating and entertainment. But we mostly use it carelessly. Overusing the energy sources causes climate change. It also causes higher energy costs. You have to pay much more money. We should use renewable sources like water, wind and solar energy to reduce these harmful effects. We shouldn't use fossil fuels as energy sources. We should choose energy-saving bulbs and devices. We mustn't set the thermostat too high. We mustn't wash our clothes in too hot water. We have to take necessary precautions to save energy sources. Bu metnimizin de Türkçesini yine verelim. Şimdi verilen metinlere göre resimleri eşleştirmesini yapalım. Number one, deforestation, ormanların yok edilmesiyle alakalı metnimiz bununla alakalı. Bir diğer resmimiz alakası yok verilen görsellerle. Ve en son resmimize de wasting energy, enerji israfını yazabiliriz. And next page 115, sayfa 115, part 3, 3. bölümde metinleri okuyun. Write D for deforestation, ormansızlaştırma ile alakalıysa D. And WE for wasting energy, enerji israfı ile alakalıysa da WE olarak yazıyoruz. Let's start. The number of trees are decreasing day by day because of many reasons. Trees dediğine göre direkt deforestation olarak yazabiliriz. Birçok nedenden ötürü günden güne ağaçların sayısı azalıyor olarak da cümlemizi çevirebiliriz. 2. We should use renewable sources to reduce harmful effects. Renewable sources yani yenilenebilir enerji kaynakları dediği için enerjiyle alakalı cümlemizi WE olarak yazıyoruz. Zararlı etkilerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız dedik. 3. People spend too much money and have higher bills. Money, para, bills, fatura. Bunlar tabii ki bizim için wasting energy, enerji israfıyla alakalı kelimeler. İnsanlar çok fazla para harcamak zorundalar ve daha yüksek faturalar ödemek zorundalar diyebiliriz. And number 4. It causes an increase in the temperature of the earth. Temperature, sıcaklık. Increase, crease, artma. Dünyanın sıcaklığında artmaya sebep oluyor. Enerji israfı mı sebep olur yoksa ormanların olmaması mı? Of course, deforestation is important. Burada da önemli olan ağaçların yok olması diyebiliriz. Part 4. Dördüncü bölümde ise tekrar okuyun ve soruları cevaplandırın. Number 1. Why do people cut down trees? İnsanlar niçin ağaçları kesiyorlar? Verilen metnimize göre people cut them for many reasons like agriculture, furniture and paper products. Buradaki like gibi anlamında kullanıyoruz. Tarım, mobilya ve kağıt ürünleri gibi birçok sebepten dolayı ya da birçok sebep için ağaçları kesiyoruz diyebiliriz. 2. What are the important effects of deforestation? Ormanların yok olmamasının önemli etkileri nelerdir? Verilen metnimize göre
Oxygen in the air decreases, greenhouse gases enter the atmosphere, and the temperature increases. This change threatens a lot of plants and animal species. Yaklaşık paragrafın yarısını buraya yazabiliriz. Havadaki oksijen azalır, sera gazları atmosfere giriş yapar ve sıcaklık, yeryüzünün sıcaklığı artar. Bu değişiklikler birçok hayvan türünü ve bitki türünü tehdit eder olarak cümlemizi yazabiliriz. Three. What does overusing the energy cause? Using, kullanmak. Overusing, over geldiği kelimenin anlamını aşırı, çok anlamında değiştirir. Çok kullanma. Enerjiyi çok kullanmaya, enerjiyi çok kullanma neye sebep olur cümlesinde verilen metne göre overusing the energy sources causes climate change. İklim değişikliğine sebep olur. It also causes higher energy cost ve daha yüksek enerji fatura maliyetlerine sebep olur diyebiliriz. 4. What mustn't we do? Ne yapmamalıyız? To prevent wasting energy. Enerjiyi israf önlemek için, enerji israfını önlemek için neler yapmamalıyız? We mustn't set the thermostat too high. Termostatımız yani kaloriferin sıcaklığını çok yükseğe ayarlamamalıyız. We mustn't wash our clothes in too hot water. Çok sıcak suda elbiselerimizi yıkamamalıyız. And we mustn't use fossil fuels as energy sources. Ve enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için fosil yakıtları yani petrolü kullanmamalıyız olarak verilen metne göre cümlelerimizi yazabiliriz. 5. bölümümüzdeyiz. Burada da ikili olarak çalışıp bir konuşma yapın demiş. Problemleri okuyunuz. Problemlerimiz şunlar. Ve at least, en az 2 tane öneride bulununuz demiş. Açıklamalarını ve sebeplerini de söyleyiniz. Aynı örnekteki gibi. Problemlerimiz air pollution, hava kirliliği, extinction of animals, hayvanların neslinin tükenmesi, soil and land pollution, toprak ve yerin, karanın kirlenmesi, too much rubbish, çok fazla çöp, industrial waste, endüstri atıkları olarak problemlerimiz vermiş. Şimdi örneklerimizi yapalım. Etkinliğimize geçiş yapalım. Öncelikle hayvanların neslinin tükenmesiyle alakalı bir örnek yazalım. What should we do to stop the extinction of animals? Hayvanların neslinin tükenmesini durdurmak için ne yapmalıyız sorusunu sorduk. The answer is we should take care of the animals. We shouldn't kill them. Hayvanlarla ilgilenmeliyiz, onlara bakmalıyız ve onları öldürmemeliyiz. What should we do to stop soil and land pollution? Toprak ve arazinin kirlenmesini durdurmak için ne yapmalıyız? We shouldn't use pesticides and we should eat organic food. Böcek ilaçları kullanmamalıyız ve bulabiliyorsak organik gıdalar yemeliyiz. Organik gıdalarla beslenmeliyiz. What should we do to stop too much rubbish? Bu aşırı çöpü engellemek için, durdurmak için ne yapmalıyız? We should recycle our waste and we shouldn't put our rubbish on the streets. Çöplerimizi dönüştürmeliyiz ve sokaklara çöp atmamalıyız. What should we do to stop industrial waste? Endüstri, sanayi atıklarını durdurmak için ne yapmalıyız? We shouldn't pour waste into the seas, rivers and lakes. Denizlere, ırmaklara ve göllere bu atıklarımızı dökmemeliyiz. And page 116, sayfa 116, let's write, yazma bölümündeyiz. Imagine that, hayal et. Neyi hayal et? You will do something for the earth. Dünya için bir şeyler yapmayı hayal et. Read the problems, problemleri oku.
and choose at least two of them. En az iki tanesini seç bu problemlerden. What will you do? Ne yapacaksın? How will you do? Nasıl yapacaksın? Write your messages in the boxes by using first, then and finally. Öncelikle, sonra ve sonunda bağlaçlarını kelimelerinde kullanarak mesajını yaz demiş. Verilen problemlerimize bakalım. Some factories pollute rivers, seas and oceans. Bazı fabrikalar ırmaklarımızı, denizlerimizi ve okyanuslarımızı kirletiyor. How can we stop it? Nasıl durdurabiliriz? People throw away tons of garbage every day. How can we reduce it? İnsanlar her gün tonlarca çöpü atıyor. Nasıl azaltabiliriz? Traffic jams cause air pollution. How can we reduce traffic jam? Trafik yoğunluğu hava kirliliğine sebep oluyor. Bu yoğunluğu nasıl azaltabiliriz? Big cities are often very noisy places. How can we reduce noise pollution? Büyük şehirler sık sık çok gürültüler. Bu gürültü kirliliğini nasıl azaltabiliriz? People throw away plastic bottles after drinking water. How can we stop plastic waste? İnsanlar suyu içtikten sonra şişesini atıyorlar. Bu plastik atıkları nasıl durdurabiliriz olarak sorularımızı sormuş. Bunlarla alakalı cümlelerimizi yazalım. Öncelikle fabrikaların atıklarıyla ilgili cümleler yazalım. First, ilk olarak we can start a campaign on cleaning the water. Suyu temizlemeyle alakalı bir kampanya başlatabiliriz. Second, ikinci olarak ya da then, daha sonra we can ask for money from the factories to make the rivers, seas and oceans clean. Daha sonra da fabrikalardan bu kirlettiklerini temizlemeleri için para alabiliriz. Finally, son olarak da government can check the factories regularly. Hükümetler de düzenli bir şekilde fabrikaları denetleyebilir. Bu şekilde çözebiliriz diyoruz. Tonlarca çöple alakalı bakalım ne yapabiliriz. First, we can try to reduce the garbage. İlk olarak çöpleri azaltmayı deneyebiliriz. We shouldn't buy more if we don't need. Eğer ihtiyaç duymuyorsak çok fazla satın almamalıyız. Second, ikinci olarak we can separate the garbage as plastic, paper, glass, etc. Ve çöplerimizi de plastik, kağıt veya cam olarak separate ayırabiliriz. Finally, son olarak we can put them into the correct recycle bins. Doğru geri dönüşüm kutusuna onları koyabiliriz. Trafikle alakalı sorunu nasıl çözeriz? First, I'll start a use public transportation campaign. İlk olarak toplu taşımayı kullan şeklinde bir kampanya hazırlayacağım. Then people won't use their own car and they will use public transportation. Daha sonra da insanlar kendi arabalarını kullanmayacak. Onun yerine toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Finally, son olarak da we will reduce air pollution and traffic jam. Hem hava kirliliğini hem de trafik yoğunluğunu bu şekilde ne yapacağız? Azaltacağız. Şehirlerdeki gürültüyle alakalı da first, ilk olarak bir kampanya hazırlayacağız. We can make a campaign to reduce noise pollution. Gürültü kirliliğini azaltmak için kampanyamızı hazırlayacağız. Second, ikinci olarak we can find a good slogan for our campaign. Sloganımızı bulacağız. Güzel bir slogan bulacağız daha sonra. Finally, son olarak da we can use public transportation. Toplu taşıma araçlarını kullanacağız. If we use our private cars, that means too much noise pollution. Kendi araçlarımızı kullanırsak, hele bir de kornalara basarsak, çok fazla gürültü kirliliği anlamına gelir diyoruz. Ve son problemimize bakalım. Plastik şişelerle alakalı da. First, we can put the plastic bottles into recycle bins. İlk olarak biz plastik şişelerimizi geri dönüşüm kutularına koymalıyız. So, böylece we can have the new ones. Yenilerini alabiliriz. Yenilerini satın alabiliriz. Sahip olabiliriz. Second, ikinci olarak we can reduce the use of plastic bottles. Bu pet şişelerin kullanımını azaltabiliriz. Finally, son olarak
Factories can make eco-friendly products instead of plastic bottles. Fabrikalarda bu plastik şişelerin yerine çevre dostu ürünler üretebilir olarak cevaplar yazdık. And next page 117 sayfa 117 let's have fun. Eğlence köşesi yapmış kitabımız. Bakalım nasıl yapacağız. Look at the words about the environment. Çevre ile ilgili kelimelere bakınız. Use the words below. Aşağıdaki kelimeleri kullanınız. And write as many sentences as you can. Yapabileceğiniz kadar çok fazla cümleleri yazınız. Who makes more sentences wins the game. Oyunu en çok cümle yazan kazanır şeklinde vermiş. Biz de cümlelerimizi yazalım. We shouldn't throw away rubbish. Çöp atmamalıyız. We shouldn't throw away rubbish. We shouldn't use plastic bags. Çöp poşetlerini kullanmamalıyız. Plastik poşetler kullanmamalıyız. We shouldn't use plastic bags. We have to plant trees. Ağaçlar dikmeliyiz. We have to plant trees. We shouldn't cut down trees. Biz ağaçları kesmemeliyiz. We shouldn't cut down trees. We shouldn't waste electricity. Elektriği boşa harcamamalıyız. We must protect forest. Ormanları korumalıyız. We must protect forest. We mustn't waste water. Suyu israf etmemeliyiz. We mustn't waste water. En son bölümümüze de geçiş yapalım. Follow the steps and prepare a poster, present it to the class. Her zamanki gibi bir poster yapıyoruz. Aşamalarımız da şu şekilde. Decide on the ways of protecting our environment. Çevremizi korumanın yollarına karar veriniz. Step 2. Find the photos of these ways. Bu yolları gösteren fotoğraflar bulunuz. Step 3. Prepare a poster showing ways of protecting our environment. Çevremizi korumanın yöntemlerini gösteren bir poster hazırlayınız. And last step, give explanations, reasons and express obligations. Açıklamalarını yap, sebeplerini sun ve zorunlulukları da ifade et olarak göstermiş. Bu 4 aşamayı kullanarak projemizi, posterimizi hazırlıyoruz. Ve en alt kısımda da kazanımlarımızı gösteren bölümümüz var. Çevreyle ilgili konuşmaları anlayabilirim. Bu zorunluluklarla ilgili konuşup süreçlerle alakalı yönergeler verebilirim. Çevreyle alakalı metinleri anlayabilirim. Ve çevreyle ilgili mesajları yazabilir ve süreçleri tanımlayabilirim şeklinde kazanımlarımız verilmiş. Umarım bunların hepsini tamamını tik olarak işaretlemiş oluruz. Bu son sayfamızla birlikte ünitemizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son ünitemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi dersler, iyi çalışmalar.